Merhaba arkadaşlar. Amatör balık avcılığına yeni başlayan arkadaşların malzeme seçiminde zorlandıklarını, sürekli bir şeyler öğrenmek için çaba sarf ettiklerini görüyorum. Sizlere bu videoda öncelikle atacak kamışları satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onunla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle avlanacağımız meraya, hedef balıklarımıza ve bazı diğer noktalara dikkat ederek seçim yapmamız gerekiyor. Doğru bir atçek kamışını seçmek bizim avdaki verimimizi de arttıracaktır. Peki bu hususlar neler? Örneğin kamışın boyu, kamışın atar değeri, kamışın ağırlığı, çeker değeri ve bunun gibi maddeler. Malzeme üreticileri bu bilgileri kamışların üzerlerine yazarlar. Bize kalan işte mağazaya gidip kamışı elimize alıp tartıp o bilgileri okuyup sağa sola sallayarak aksiyonuna, sertlik derecesine bakıp aradığımız kamışı, ideal kamışımızı seçebiliriz. Öncelikle kamışın atar değerine bakıyoruz. Kullanacağımız saddelerin kamışın üzerinde yazan atar değerlerinin içerisinde bulunması gerekiyor. Daha hafif olursa istediğimiz uzaklığa veya istediğimiz alana atmamız zorlaşır. Eğer ki daha da ağır saddeler kullanırsak bu sefer de kamışımızın kırılabilme olasılığı ortaya çıkar. Bu atar değerleri çeşitlilik göstermekte. Rakamsal olarak üzerlerinde kamışların bu değerler yazmaktadır. Genelde spin kamışlarda bu değerler 10 ile 40 gram arasında değişir. Örneğin bir kamışın üzerinde atar değeri olarak 10-40 yazıyorsa oradaki 10 gram bu kamışın ucunda hissedebileceğimiz en düşük ağırlığı, 40 gram ise kırma riski olmadan atabileceğimiz en yüksek ağırlığı belirtmektedir. Bu atar değerlerini kullanmayı düşündüğümüz saddelere göre seçiyoruz arkadaşlar. Eğer düşük atarlı bir kamış kullanıyorsak kullanacağımız saddeler hafif olacağı için uzak mesafelere göndermemiz zorlaşacaktır. Ayrıca rüzgarlı havada da ileriye doğru savurabilme olanağımız azalacaktır. Yüksek atarlı kamışlarda ise hafif saddelere atmamız zorlaşacak. Bu saddelere istediğimiz aksiyonu verme imkanımız da azalacaktır arkadaşlar. Bu nedenle genellikle tek bir kamış bize yetmemekte. Kamışın boyunu seçerken avlanacağımız meraya, hedeflediğimiz balıkların büyük ya da küçük olmasına, kendi boyumuza ve hedeflediğimiz balıkların ne kadar uzakta olduğuna dikkat ediyoruz. Atçek kamışların boyları genellikle 2.40 ile 2.90 arasında olur. Ancak avlanacağımız meranın durumu, örneğin sahilden açık bir yerde avlanıyorsak daha uzun boyları veya suya girip denizin içinden avlanacaksak, tekneden avlanacaksak veya tatlı suda etrafımız ağaç dallarıyla çevriliyken dar bir alanda avlanacaksak 1.80, 2.10 gibi kısa kamışları tercih etmemiz gerekir. Eğer hedef balıklarımız uzakta ise uzun kamışları, yakında ise kısa kamışları tercih edebiliriz. Eğer tek bir kamış satın alma durumum var diyorsanız 2.40 veya 2.70 kamışlar garanti sayılabilecek kamışlardır. Gelelim atacak kamışların sertlik derecesine. Arkadaşlar genelde light, medium ve hard şeklinde İngilizce tanımlarla yani yumuşak, orta yumuşaklıkta ve sert kamışlar olarak 3 tip sertlik derecesi bulunur. Bunların ara dereceleri de vardır. İşte light ile medium arasında medium light, medium ile hard arasında medium hard gibi. Bu bilgiler kamışların üzerindeki kısaltmalarda, kodlarda yazar arkadaşlar. Oralara dikkat etmekte fayda var. Sert kamışların uç kısmı esner. Light yani yumuşak kamışlarınsa sap kısmı hariç her tarafı esner. Mediumlarınsa doğal olarak uç ve orta kısmı esner arkadaşlar. Özellikle küçük balıkları hedefliyorsak yumuşak kamışlar, büyük, güçlü balıkları ise sert kamışları tercih ederek avlayabiliriz. Eğer bu işe yeni başlıyorsanız medium yani orta sertlikte veya medium hard orta sertlikle sert arası bir kamış işinizi görecektir. İşin aslı tek bir kamış asla yeterli değildir. Bu yüzden genellikle amatör balık avcılarının yumuşak, orta sertlikte ve sert olarak en az 3 kamışı bulunur arkadaşlar. Gelelim kamışın aksiyonuna. Kamışın aksiyonu, bükülen kamışın normal haline ne kadar çabuk geldiği ile ilgili bir durumdur. Slow yani yavaş, fast yani hızlı veya extra fast fazla hızlı olarak kategorilere ayrılır. Bu aksiyon değeri kamışın hassaslığıyla ve ipin ucundaki yeme ne kadar hızlı aksiyon verilebildiğiyle ilgili bir durumdur. Örneğin fast aksiyonlu kamışlar yeme ve balığı hissetmenizi daha kolaylaştırır. Titreşimleri çok daha rahat hissetmenize yarar. Örneğin Shorjig kamışlarda fast aksiyon tercih edilebilir. Kamışın yapımında kullanılan malzeme, kamışın boyu, kamışın içindeki boşluk ve kamışın incelme oranı bu durumları etkiler. Yalnız aksiyon değerlerinin belirli bir ölçütü yoktur. O nedenle
Fast Aksiyon bir markayla yine Fast Aksiyon başka bir markanın arasında farklılık olabilir arkadaşlar. Gelelim kamışın ağırlığına. Ağırlık çok önemli arkadaşlar. Daha doğrusu hafiflik çok önemli. Çünkü atacak kamışlarla kolumuz çok yorulur. Bu da doğal olarak performansımızı düşürür. Kamış ne kadar hafifse avlanma süremiz de o kadar artacaktır. Kamışlar çeşitli malzemelerden üretilir. Örneğin grafit kamışlar serttir, sağlamdır ama çok esnek değildir. Fiyatları da nispeten yüksektir. Fiberglass olan kamışlarsa daha dayanıklıdır ama daha ağırdır. Karbon kamışlar ise fiber kamışlar kadar dayanıklı değildir. Ancak hafifliği bizi cezbeder. Burada dayanıklılık mı, hafiflik mi kararını almamız gerekiyor. Ben şahsen dayanıklılıktan ödün verip hafifliği tercih edenlerdenim. Çeker değerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Makinelerde olduğu gibi kamışlarında bir çeker değeri vardır. Genellikle üreticiler bunları pek üzerinde yazmazlar. Ama ortalama bir atçek kamışının 2 kilo ile 8 kilo arasında bir drag yani çeker kuvveti vardır. Arkadaşlar iyi bir atçek kamışının kılavuz halkaları ve bu halkaların ayakları dayanıklı olmak zorundadır. Bu halkaların sürtünmeye ve aşınmaya dayanıklı malzemeden üretilmesi şarttır. Termal iletkenliği yüksek olan malzemeden üretilen kamış halkaları ipinizin sürtünme sırasında aşınmasına veya halkaların aşınmasına engel olur. Kamış halkalarında Fuji, alkonit veya silikon karbür ile güçlendirdiği porselen halkalarıyla bir adım öne çıkmaktadır. Ayrıca bu halkaların metal kısmı da titanyumdan üretilirse çok daha dayanıklı olur. Bu halkaların çift ayaklı ve tek ayaklı versiyonları vardır. Çift ayaklı olanlar kamışta mücadele ederken bizim daha kontrollü olmamıza fayda sağlar. Ayrıca kamış alırken makine yatağının sağlam olmasına da dikkat etmemiz lazım. Sap kısmının uzun ya da kısa olması da bizim av stilimize göre karar vermemiz gereken bir noktadır. Uzun olan kamış saplarını koltuğumuz altına alarak hakimiyeti daha fazla sağlayabiliriz. Eğer ağır bir kamışımız varsa sapı da kısaysa bileklerimizi çok yorabilir. O yüzden tekrar söylüyorum, hafiflik kamışlarda gerçekten önemli bir unsurdur. En son olarak teleskobik veya parçalı kamış konusuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Teleskobik kamışlar az yer kapladığı için bizleri cezbediyor. Eğer aynı kuvvette bir parçalı kamışla aynı kuvvette bir teleskobik kamışı karşılaştırırsak teleskobik kamışın üretimi çok daha karmaşık ve maliyetli olduğu için aynı özelliklere sahip olan teleskobik kamış daha pahalı olacaktır. Eğer taşıma probleminiz yoksa bence parçalı kamışlardan şaşmayın arkadaşlar. Bu başlıklarla ilgili hatalı olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa onları da bizlerle paylaşarak bu işe yeni başlamış olan ya da yeni başlayacak olan amatör balıkçı arkadaşlarımıza faydalı olabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.